Değerli izleyiciler, merhaba. Bugün sizlere Tatar Aydınları'nı ve Türkiye'deki faaliyetlerini anlatmaya çalışacağım. Bilindiği üzere 19. yüzyılda özellikle İdil-Ural coğrafyasından Anadolu'ya, Osmanlı topraklarına birçok kez göç yaşandı. Çeşitli sebeplerden ötürü işte Çarlık Rusyası'nda İdil-Ural Müslümanlarını Hristiyanlaştırma siyasetinden dolayı, Ruslaştırma siyasetinden dolayı çeşitli tarihlerde kıtlık, açlık yaşandı. Bundan dolayı İdil-Ural Müslümanları birçok kez yaşadıkları coğrafyayı terk etmek zorunda kaldılar. Hatta bu konuyla ilgili yine bir daha önce de bir video yayınlamıştık. İşte şunu da söylemiştik o videomuzda. İdil-Urallı Müslümanların, İdil-Ural Türklerinin göç ettikleri coğrafyalardan biri de Anadolu toprakları, Osmanlı coğrafyası oldu. Ve bu göçlerle birlikte tabii sadece sıradan halk değil, aynı zamanda aydın kesimde geldi. Yani birçok İdil-Urallı bilim adamı gelip Türkiye'ye yerleşti ve daha sonraki süreçte Türkiye'de hem çeşitli bilim dallarının gelişiminde hem de aslında aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve gelişiminde yer aldıklarını görüyoruz. Ama sırasıyla bütün bu konuları ele alacağız bugünkü programımızda. Tabii en başta belki de Yusuf Akçura ile başlamak istiyorum aslında. Çünkü kendisi sadece önemli çalışmalar kaleme almadı Türkiye'ye geldikten sonra veya Türkiye'ye gelmeden önce. Aynı zamanda Türkiye'de çok önemli ve bugün de hala Türkiye'nin en önemli bilimsel kurumların kuruluşunda da önemli rol oynadı. Bunların başında şüphesiz Türk Tarih Kurumu geliyor. Nitekim 1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle, onun isteğiyle Türk tarihini tetkik cemiyetinin kuruluşunda çalışmalarda bulunuyor. Aslında yine hem Türkiye'deki bilim adamlarıyla hem de yine İdil Urallı bir başka bilim adamı olan Sadri Maksudi Arsal'ın da bu bağlamda önemli katkıları olmuş. Hatta Türk tarih heyeti fikrinin yine bizzat Sadri Maksudi tarafından ortaya atıldığını söyleyelim. Dolayısıyla hem Yusuf Akçura hem de Sadri Maksudi Arsal hem de daha sonra diğer bilim adamları da bugün Türk Tarih Kurumu olarak bilinen Türkiye'nin de en önemli, en değerli bu alandaki kurumlarından biri olan en önemlisinin kurucularında İdil-Urallı aydınların çok önemli rol oynadığını söyleyelim. Tabii Yusuf Akçura sadece Türk Tarih Kurumu da değil aslında aynı zamanda daha sonra 1908 yılında Türk Derneği, 1912 yılında Türk Ocağı'nın da kuruluşunda çok önemli rol oynayacak ve yine bilindiği gibi bugün de yayın faaliyetlerine devam eden Türk Yurdu dergisinin baş editörlüğünü ve baş yazarlığını da yapmıştır. Ve yine şüphesiz belki bir gün daha da ayrıntılı bir şekilde ele alırız. Üç Tarzı Siyaset Yusuf Akçura'nın en önemli eserlerinin başında geliyor ama eserleriyle ilgili az sonra biraz daha bilgi vereceğiz. Tabii benzer faaliyetlerde yani Türk Tarih Kurumu veya Türk Dil Kurumu gibi bilimsel kurumların oluşmasında, kurulmasında önemli rol oynayan bir başka İdil Urallı bilim adamı o da Hamid Zübeyir Koçay olmuştur. Hem kendisi Türk Tarih Kurumu, hem Türk Dil Kurumu, hem de onun bir başka önemli özelliği kendisi aynı zamanda etnograf ve arkeolog da olduğundan dolayı Etnografya Müzesi'nin de kurucularındandır. Dolayısıyla bu da çok önemli. Hatta Zübeyir Koçay'ın şöyle bir projesi de vardı. Maalesef hayata geçiremedi kendisi hayattayken ama Açık Hava Türk Köyü Müzesi projesi vardı. Ama bunu belirttiğim gibi ömrü yetmedi buna ama bugün de hala
bu tür bir proje zaman zaman gündeme geldiğini biz görüyoruz. Ve tabii yine mesele bu ilmi müesseselerin oluşturulması ve kurulması konusunda önemli rol oynayan bir başka Tatar aydını, Türkiye'deki Tatar aydınlardan, o da Ahmet Temir olmuştur. İlmi çalışmalarının yanı sıra Ahmet Temir'i biz Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nün kuruluşunda görüyoruz. Aynı şekilde kendisine bu süreçte eşlik edenlerden biri bir başka Tatar kökenli bilim adamı, o da Reşit Rahmeti Arat olmuştur. O da kurumun kurucu üyeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla biz şunu görüyoruz. İdil Urallı Tatar aydınları Türkiye'ye geldikten sonra, ki bunların önemli bir kısmı Mustafa Kemal Atatürk'ün daveti üzerine geleceklerdir. Ve burada İdil Ural coğrafyasında elde ettikleri tecrübeyi genç Türkiye, yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti ile paylaştıklarını ve önemli katkılarda bulunduklarını görüyoruz. Tabii sadece bu saydığımız bilim adamları, işte tarih kurumudur, dil kurumu ve etnografya müzesini kurmakla kalmamışlar. Aynı zamanda çeşitli bilim dallarının gelişiminde önemli katkıda bulunmuşlardır. Bunlara da birkaç örnek vereceğiz. Mesela adını geçirdiğimiz Zübeyir Koşay, Türkiye'de etnografya, folklor, arkeoloji çalışmalarının ilmi yöntem ve esaslarını kuran kimse olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani hem bu alanlarda önemli çalışmaları var, hem işte çeşitli projeleri geliştirdiklerini görüyoruz. Bir de bilimsel olarak da çeşitli bilim dallarının Türkiye'de kurulmasına ve gelişmesine çok önemli katkıda bulunduklarını görüyoruz. Yine belki adını hatta ilk zikretmemiz gereken kimse, o da Musa Akyüzade. Diğer az önce bahsettiklerim, işte Yusuf Akçura, Sadi Maksudi Arsal, Zübeyir Koşay'la kıyasla daha az biliniyor belki Türkiye'de, ama o da çok önemli bir bilim adamı, çok önemli bir hoca. Nitekim kendisi 1892 yılında Harbiye Okulu'nda hocalık yaptığını görüyoruz. Mustafa Kemal'in de eğitim gördüğü okulda. Tabii ondan bizzat ders alıp almadığını bilemiyoruz, ama en azından onun yazdığı, özellikle ekonomiye dair çalışmalarını okuduğunu tahmin edebiliriz. Musa Akyüzade Harbiye Okulu'nda bir taraftan Rusça ve ekonomi dersleri verirken aynı zamanda milli ekonomi doktrininin de ilk temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve yine çok önemli bir eseri var. İktisat yahut ilmi servet ve Avrupa medeniyet esasına bir nazarı adlı bir eser yazdığını görüyoruz. Çok da önemli bir çalışma. Özellikle 20. yüzyılın başı için ve Türkiye'de ekonomik tezlerin ortaya atıldığı bir dönem için gerçekten de çok önemli bir katkısı olmuştur. Tabii sadece Musa Akyüzade ekonomi alanında mı ve işte Zübeyir Koşay etnografya ve arkeoloji alanında mı? Tabii ki hayır. Mesela Sadi Maksudi Arsal, yine biz onu nerede görüyoruz? Türk hukuk tarihi dersi veriyor bir taraftan İstanbul Üniversitesi'nde, ama diğer taraftan aynı zamanda Türk tarihine bakış, Türk dili için çok önemli eserler verdiğini görüyoruz. Ve yine mesela Sadi Maksudi Arsal'ı biz aynı zamanda Türkçenin sadeleştirilmesinde, Türkçenin Arapça ve Farsça kelimelerden arındırılmasında ve bu tezi savunmasında yine çok önemli rol oynadığını söylememiz gerekiyor. Ve özellikle bu dil alanındaki çalışmalarının bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından da takdir edildiğini söyleyelim. Ve yine adeta tabii Sadi Maksudi Arsal
Mustafa Kemal Atatürk'ün adeta gayri resmi danışmanı olarak kabul edilmektedir. Aynı şekilde aslında biz Abdülkadir aynı şeyi Abdülkadir İnan için de söyleyebiliriz. O da Başkurt kökenli bir başka İdil Urallı Türk aydını. Onun da sıkça Mustafa Kemal Atatürk'le görüştüğünü, birçok konuyu mütalaa ettiklerini ve Türkiye'de çeşitli bilim dallarının gelişmesi için birlikte çok önemli kararlar aldıklarını söyleyelim. Mesela yine bu çeşitli bilim dallarının gelişimi açısından diğer önemli isimleri zikredecek olursak tabii ki de en başta yine Ahmet Demir'i zikretmemiz gerekiyor. Çünkü Ahmet Demir Türkiye'de Mongolistik alanında, Moğol tarihi araştırmalar alanında çalışmalar başlatan kimse, bu bağlamda örnek teşkil eden kimse ve en önemli belki bu alandaki çalışması o da Moğolların gizli tarihi. Moğollardan günümüze kalan nadir kaynaklardan birini Türkçe'ye kazandırdığını söyleyelim. Ve mesela yine Abdullah Battal Taymaz, onun da bir başka Türk aydını, Tatar aydını, Türkiye'deki bir başka Tatar Türk'ü. Onun da yine özellikle dil alanındaki çalışmalara önemli katkıda bulunduğunu görüyoruz. Nitekim yine Mustafa Kemal'in isteğiyle Yakutça sözlüğü tercüme ediyor Battal Taymaz. Aynı zamanda Kırgızca sözlük üzerinde çalışmaları bulunuyor. Dolayısıyla çeşitli Türk lehçelerinin sözlüklerini yine Türkiye'de yayınlayan kimse olarak karşımıza çıkmaktadır. Abdullah Battal Taymaz. Dolayısıyla bu alanda da önemli hizmetlerinin olduğunu söyleyelim. Tabii mesela yine özellikle bu kaynak neşir açısından baktığımızda Zakir Kadiri Ugan. Yine o da Musa Akyilzade gibi belki çok fazla tanınmıyor diğer Tatar aydınlarıyla kıyasla. Ama onun da hep Türk tarihinin ve Türk tarihini ilgilendiren Arapçadan veya Farsçadan kaynakları Türkçe'ye kazandırdığını görüyoruz. Bunların arasında İbn Haldun'u zikretmemiz lazım. Taberi'yi zikretmemiz gerekiyor. Mesudi veya Makrizi'nin eserlerini yine Türkçe'ye kazandıran kimse olmuştur. Şunu söyleyelim. 20. yüzyılın başında aslında Türkiye'de önemli çeviri faaliyetlerinin yapıldığını görüyoruz. Devlet tarafından desteklenen ve işte Türk Tarih Kurumu kurulduktan sonra özellikle işte İdil Ural coğrafyasından, Kafkasya'dan veya Balkanlardan gelen Türk kökenli bilim adamlarına bu tür görevler veriliyor. Türk tarihinin önemli eserlerinin veya Türklerle ilgili Batı veya Rusça'da, Rus dillerinde kaleme alınan araştırma eserlerinin çeviri görevi birçoğu tercüme ediliyor. Bunların önemli bir kısmı o dönemde yayınlanıyor. Önemli bir kısmı maalesef yayınlanmadan kaldı ama son yıllarda özellikle Ali Birinci Hoca Türk Tarih Kurumu'nun başkanlığını yaptığı yıllarda o yayınlanmadan kalan çalışmaların yayınlanması için önemli bir çaba gösterdi ve o günden bugüne de büyük bir mesafe kat edildiğini söyleyelim. Tabii bunların dışında yine diğer hocalarımız iki tane önemli bilim adamını daha zikretmemiz gerekiyor. Bunlardan ilki İdil Urallı, Başkurt kökenli Zeki Velidi Togan hocamız. Kendisi tabii çok önemli çalışmalar yaptı tarih alanında. Hem metodoloji açısından tarihte usul kitabını hala okuyoruz ve okutturuyoruz. Hem de aynı zamanda Türk tarihinin farklı konularıyla ilgili çalışmaları vardır. İşte Türk ve Tatar tarihi, umumi Türk tarihine giriş, Başkurt tarihi vesaire vesaire çok sayıda eseri var ve yine Zeki Velidi Togan hocaya biz İbn Fadlan Seyahatnamesi'ni borçlu olduğunu söyleyelim.
İran'da, İran'daki kütüphanede çalıştığı sırada bu kütüphaneyi, bu eseri buluyor ve daha sonra Türkiye'ye de getirdiğini biliyoruz. Tabii Zeki Vildi Togan kadar bir başka önemli hocamız İdil Ural'dan gelip Türkiye'de önemli çalışmalara imza atan o da Akdes Nimet Kurat hocamızdır. Kendisi yine hem Rus tarihine dair, Rusya tarihi, Türk-Rus ilişkileri, Karadeniz'in kuzeyindeki Türk boyları, Prut Savaşı gibi peçeneklere dair ayrıca çalışması var. Onun da biz hala işte 20. yüzyılın ortalarında kaleme alınan eserleri hala okuduğumuzu ve okuttuğumuzu söyleyelim. Dolayısıyla bu kısa videomdan da görüleceği üzere İdil Urallı bilim adamlarının özellikle Türkiye'de ilmi müesseselerin kuruluşunda çeşitli bilim dallarının gelişiminde ve özellikle de tarih ve dil alanındaki çalışmaları ile bu dalların Türkiye'de gelişmesinde çok önemli rol oynadıklarını söyleyelim. Bu özellikle mesela Akdes Nimet Kurat'la ilgili tarih kurumunda çalışırken bir sempozyum yapmıştık. Akdes Nimet Kurat'ın hayatı ve eserleri diye. Dolayısıyla bütün bu hocalarımızla ilgili bilgi de var. Ayrı ayrı çalışmalar da yapıldı. İşte örneklerden biri dediğimiz gibi Akdes Nimet Kurat'ın hayatını ve eserlerini alan konu eden bir çalışmadır. Yine Zeki Vildi Togan ile ilgili hem hatıra kitapları çıktı hem biyografiler yazıldı. Diğer İdil Urallı bilim adamları için de bunu söylememiz gerekiyor. Tabii belki unuttuğumuz bir husus, onu da belirtelim. Buradan gelen hocalarımızın bir başka önemli özelliği şu. Tabii çok sayıda öğrenci yetiştirmeleri ve az önce de söylediğim gibi özellikle genel Türk tarihinin gelişimine Türkiye'de önemli katkıda bulunmalarıdır. Nitekim buradan gelen hocalarımız özellikle buradaki öğrencilerin yabancı dil, kaynak dil bilmeleri konusunda çok teşvik etmişler ve bunun sayesinde de diyelim onların da katkılarıyla Türk tarihinin farklı alanlarında daha sonra öğrencileri de önemli çalışmalarda bulunmuşlardı. Tabii ben bu videoda çok kısaca İdil Urallı Türk aydınlarının katkılarını anlatmaya çalıştım. Daha ayrıntılı bilgi için benim bu konuyla ilgili yazdığım makaleler de var. Onlara da bakılabilir. Eğer ilginizi çektiyse bu konu birkaç tane ayrı ayrı farklı makale yazdığımı burada belirtelim. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.